Evet arkadaşlar, harika bir video oldu. Yine mükemmel bir video oldu. Transferler, SSR'lar hepsi harika oldu bence. Misaki, Tsubasa beraber vuruyorlar. Bu sefer SSR'ı yakaladık. Kızlar geliyor, bakalım ne çıkacak. Hadi Genzo, hadi Genzo. Anka kuşu geçti ama bir tane. Bakalım ne gelecek. XR transferi de gönderdik. Kim gelecek bakalım, bekliyoruz. Evet, gönderdik. Misaki, Tsubasa beraber vuruyorlar. Resimler çıktı. O da ne? O da ne? 10 tane SSR. Merhaba arkadaşlar, Oynasarım kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team'de yine karşınızdayım. Bugün o beklediğimiz an geldi. Aslında beklediğimiz derken paid olarak beklemiyorduk ama paid olarak Genzo geldi. Şöyle hemen size göstereyim arkadaşlar şuradan. Paid olarak da atabiliyorsunuz, normal de atabiliyorsunuz. Tabii paid'de çıkma ihtimali çok daha fazla. Yeni Genzo'muz bu arkadaşlar. Detaylara giriyoruz. İşte Genzo Wakabayashi, yeni samurayımız. Özelliklerini hemen söylüyorum arkadaşlar. Kendisi 5 veya daha fazla Japon oyuncunuz varsa statları %20 arttırıyor arkadaşlar. Ayrıca pasifi olarak da başarılı kurtarış yaptığınız zaman stat full power'ı %20 daha hızlı dolduruyor. S class perfect SGGK catch ve A class'ta SGGK double punch'ı bulunuyor arkadaşlar. Super Great Goalkeeper. Hidden'ları ne diye bakarsak, ceza sahasının dışından vurduklarında arkadaşlar rakibiniz statları %3 artıyor. Master Catcher özelliği var. Çok güzel bir özellik. Hani bu sakatlayan şutlar falan var ya, işte onlar da o şutları bile tutabilme özelliği var. Ve %50 oranında kalkan handikap, yani direniş gösteriyor. %50 oranında kalkan özelliği var. Paid olarak atarsanız bakın, ilk adımda 1 DB, ikinci de 3, üçüncü de yine 3. Bunlara tek transfer. Dördüncüde 2 transfer için 8 dream ball gerekiyor. Beşincide 15 dream ball istiyor 5 transfer için. Altıda 25, yedide 30 dream ball 5 ve 6 transfer için. Sekizde 30 dream ball istiyor paid olarak 6 transfer için. Dokuzda 40 dream ball istiyor 8 transfer için. Ve onuncu adımda garanti olarak veriyor Genzo'yu, 50 dream ball istiyor 10 transfer için arkadaşlar. Bu da yanında vereceği şeyler size, işte ne denir diyemedim bak şimdi, teselli ikramiyesi arkadaşlar, teselli ikramiyesi bunlar. Paid'lere atarsanız bu şekilde arkadaşlar. Hemen şuradan da bakalım. Bu arada kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Bu arada Discord kanalıma mutlaka bekliyorum. Discord kanalını büyütüyoruz arkadaşlar. Gün geçtikçe gelişiyor, büyüyor. Sizin de desteklerinizle daha da büyüyecek. Orada yine Melih arkadaşım liglerle ilgili bir kanal oluşturdu. Orada da takımınıza göre ligler düzenlenecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Farklı farklı konularımız da mevcut. Yine Discord kanalımızda. Video altındaki linkten veya benim ana sayfamdaki linkten talep gönderebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle şuradan baksak bakalım, hadi de yine aynı şeyler vardır muhtemelen. Statları göreceğiz. Keçi muazzam. Power'la teknik, yani işte yine de benim aslında beklediğim, istediğim gibi değil yani. İstediğim Genzo bu değil. Tamam, iyi bir Genzo ama yine de, bu arada staminası 1100 olarak görünüyor. Bu özellikleri söyledik zaten. Şöyle geriye gelelim. Ve ilk P
paid DB'mizi bir atalım bakalım. Zaten 6 tane paid DB'm var. Keşke bir tane daha olsaymış ya. Neyse. Gönderiyoruz. Bakalım. İlk atışta gelse ne mükemmel olur ya. 1 DB'ye Genzo'yu alsak. Efsane olur, efsane. Ama nerede? Havai fişekler yanıyor. Gönderdik. Fake mi? Fake. Vere vere dik verdi. İkinciyi gönderiyoruz. Üçü zaten gönderemeyeceğim. Paid DB eksik kalacak. Bunda da Aoi Tsubasa beraber vuruyor. Atamayacağız bak. Bir tane şey istiyor. Yapacak bir şey yok. Şansımızı normal yoldan deneyelim mi biraz? Buradan. Gönderelim bakalım ne gelecek arkadaşlar. Ya buradan çıkma ihtimali gerçekten çok düşük. Sizin için hadi 300 DB, 392 DB'm var. 100 DB daha atayım bakalım. SSR da vermiyor ya. Haydi 1.50 daha şöyle biraz geriye gelelim. Biraz gezip girelim ya. Şuralarda. Gezip tekrar atalım. Totem yapıyorum. Bir 50'lik daha gönderelim. Sonra da 5'lik 8 tanem 9 tanem ne atayım. 250 DB kalsın arkadaşlar. Yine adımlı transfer gelebilir belki. Misaki, Tsubasa beraber vuruyorlar. Bu sefer SSR'ı yakaladık. Kızlar geliyor bakalım ne çıkacak. Hadi Genzo. Hadi Genzo. Anka kuşu geçti ama bir tane. Bakalım ne gelecek. En sonda haydi be, haydi Genzo be. İşte bu, işte bu arkadaşlar, işte bu, işte bu. Harika oldu. Olamaz böyle bir şey, olamaz böyle bir şey arkadaşlar. Şu an inanılmaz mutlu oldum çünkü birçok kişinin paid atarak bulamadığı Genzo'yu 3. adımda en son yerde buldum. Hemen şöyle geçelim de alalım kendisini. Oyun moyun kapanır, bir şey olur, belli mi olur? Allah'ım ya Rabbim, Genzo'yu çıkardım ya. Sizin için de güzel bir video olmuş oldu. Bitiyor mu burada? Bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor. Devam ediyorum atmaya sizler için. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ve artı ticket'ları atıyorum. Ne varsa atıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Ne varsa atıyorum derken onlu olarak yani. Beşli falan kalırsa yine ona tamamlamak için bırakacağım. Gönderdik. Buradan bir şey çıkmadı. Hiç önemli değil. Ben almam gerekeni aldım. Almam gerekeni aldım. Genzo'ya kavuştum. Çok mutluyum. İnşallah siz de çıkarırsınız arkadaşlar. Hiç umudum yoktu. Gerçekten şanslı günümdeyim. SR artı ticket'ları atıyoruz.
Artık hiç umurumda değil diğer ticketlar, emin olun. Gönderdik. Bir şey çıkmadı. Bir tane daha göndereceğim. Bir onlu daha gönderiyorum. Sonra da 10 tane SSR ticket atacağım arkadaşlar. Ve sonra Genzo'yu bir geliştireyim bakayım. Takıma koyayım ne olacak. Gönderdik. Bunda da bir şey çıkmadı. Geri geliyoruz. On tane SSR ticket geliyor. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Gönderiyorum. Evet. Gönderdik. Isaki, Tsubasa beraber vuruyorlar. Resimler çıktı. O da ne? O da ne? 10 tane SSR. Bakalım dupe gelmesin. Hep dupe geliyor şu ana kadar. Yeni oyuncu yok. Bir middle school kaleci vermedi ya. Neyin var ki senin? Stamina killer. Bu bende yokmuş daha önce. Bu da bende yoktu. İyi oldu. Avrupa Hernandez, Kulüp Hernandez iyi oldu. Şu ikisi yeni. Diğerleri var. Şunun röveşatasını eklerim. Bir tane daha vardı. UR full maxlamıştım. İyi, onu da bozmama gerek kalmadı. Güzel oldu arkadaşlar. Şimdi miksere de tabii çıktı. Mikser dağıtalım. Elimizde şimdi arttı dupeler. Kimleri atacağız buradan? Şu Hyuga'ya atalım. Bir. Önce şunu bir sağlama alalım değil mi arkadaşlar? Şunu bir kitleyelim. Bir sakatlık olmasın. Aman abi dediğinizi duyar gibiyim. Ne yapıyorsun filan? Merak etmeyin, miksere filan atmayacağım. Bakın burada sağlama aldım kendisini. 1. Hyuga'yı seçtik. 2. Jito'yu aldık. 3. Seni de alalım. 4. Seni alalım. 5. Hanginizi alayım? Ne vardı sende? Skill olarak. Break takıs. Break takıl aslında işime yarayabilir. Şu Hidden Misugi var zaten bende. İkincisinde Dry Fast'ını belki kullanır mıyız? Belki yeni çıkacak bir Misugi'de kullanabiliriz. Bunda Galvan'da pas kesme mi vardı? Lan bir tane daha var bende aslında. Beşinciyi seçemiyorum arkadaşlar, iyi mi? Beşinciyi şu an seçemiyorum. Sano'da da, Sano'yu da kullanmak istemiyorum pas kesmesini, iyi bir Sano'ya eklerim diye. O Sano zaten var bende. Kimi feda edelim? Kimi feda edelim? Hadi seni feda edelim ya. Gönderdik bakalım son mikser transferi. Mikser transferi de gönderdik. Kim gelecek bakalım, bekliyoruz. Elimde olan Müller. Yoksa elimde olmasa güzel bir kart, yeni bir kart. Ve şimdi beklediğimiz an geldi. Genzo'yu kasıyoruz arkadaşlar. Genzo'yu kasıyoruz. Bakın şimdi. Yeni başlayan arkadaşlar da bu şekilde nasıl oyuncu geliştirdiğimizi görmüş olurlar. Buradan giriyoruz. Genzo'cuğumuzu şuradan seçiyoruz. Allah'ım nasıl mutlu oldum anlatamam. Nasıl mutlu oldum anlatamam. Hemen şuradan yeşil yeşil basalım. Yeşil yeşil basalım. Hadi dördüncüyü
Yok ya, bu kadar zaten bol var. Bas bas gitsin. Bas gitsin. Bastık mı? Bastık. Şimdi arkadaşlar. Evolution tabii ki. Şimdi evolve yapıyoruz. Bakın şunlar gerekiyor. İşte bu. Katılıyorum sana Genzo'cum. Şimdi antrenman yaptırmadan önce skill ekleyelim arkadaşlar. Keçi çok iyi. O yüzden bol bol catch skill'i ekleyebiliriz. Yumruk da bir tane daha belki ekleriz. 3 catch, 2 yumruk falan. Bakalım. Şimdi önce şuradan skill eklemeden girdik. Perfect SGGK catch. Son olarak geldi. Tamam. Şuraya bakın şimdi. Şimdi buradan neyi alsak, neyi alsak. Sende ne vardı kardeş? Bu da ilk çıktığında efsane genzolardan biriydi ya. C40 ya, gerek yok. Şuradan sökeceğiz mecbur. Senden sökeceğiz. Yapacak bir şey yok. Buradan hangisini alalım? Şu ikisini de alsam mı ya? Biri kalsın ya da bunda. Şu SGGK keçi alayım ben. Değil mi? Skill removal'la onu alalım. Bayağı da görüyorsunuz kart birikmiş. Son zamanlarda bayağı kullandım aslında. Daha fazlaydı. Süper keçi de alalım mı arkadaşlar? Onu da alalım. Onu da alalım. Tamam. Geri dönelim. Sana ekleyelim bunları. Yok, yanlış oldu. Geri gel. Geri gel, aynı adama eklemeyelim yanlışlıkla. Tekrar geri gel. Şuraya ekliyoruz. SGGK keçimizi ekledik. Mada mada mu ansetto da. Evet Enzo'cum. Şuraya da seni ekleyelim. Mada mada mu ansetto da. Bu da tamam. Şuraya da yumruk. Yumruk yumruk, hangi yumruğu eklesek? İkinci varmış burada. Yumruk var mıydı bunda? Aparkat defans var. Öyle tekrar bakıyorum. 170-230 moment. Şu. Da başka ne vardı? Bir dakika. Ona da bakalım da arkadaşlar. Diğer skill'i neydi yumrukçu Genzo'nun? Oh be, çıkardık Genzo'yu arkadaşlar ya. Darısı size olsun. Umarım dileyen herkese çıkar. Tamam, one handed varmış. Bunu ekleyelim direkt. Ekledik. Mada mada mu ansetto da. Şimdi kasmaya devam Genzo'yu.
fulleyelim arkadaşlar. Hidden'ıyla beraber her şeyiyle fulliyoruz şimdi. Raining. Eğer çıkmasaydı çok kısa ve üzücü bir video olacaktı. Şimdi çok daha güzel bir video haline geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada ben bunları biriktirmeyi sevmiyorum. Çünkü direkt maxlayan çok fazla kartım var. O yüzden gereksiz yere de olsa bunları hemen harcayacağım arkadaşlar. Niye boş harcadın demeyin. Zaten çok fazla. Şununla beraber kurtaracak mı acaba? Belki hiç UR Max kullanmayız. Kurtardı vallahi. Şimdi şuradan da yok Max. Burada var zaten. Rahat rahat yeter. Şunu da aradan gönderelim ya. Şu SR'ların hiçbiri kalmasın. Normalde onları harcamama gerek yok da. Evet. Evet, fulliyoruz Genzo'muzu. Sonra da Hidden yapacağız. Limit Break yapacağız. Hidden'da tabii ben her gün bu koçtan kastığım için her şey hazır olarak var. Bundan buna geçeceğiz. Şunlar gerekiyor. Adetleri burada bakın arkadaşlar. Gereken coin. Bunları elinizde olması lazım. Uzun süredir oynayınca böyle birikiyor. Hemen hızlıca geliştirebiliyorsunuz. Yeni başlayanlar için zor biliyorum. Bakın select all diyeceğim. Bakın 12 tane lazım. 72 tane olmuş bende. Hemen fullledik. Haydi sabırsızlanıyoruz haydi. Işıl ışıl yanacak şimdi bakın. Evet. Hidden'lar da aktif. Şimdi ne kaldı? Limit Break kaldı. Sonra da takımımızı kuracağız arkadaşlar. Limit Break'e de yapalım. Genzo'muzu uçuralım. Yanlış yere mi girdik? Bir dakika, evet. Şuraya Hidden. Yok ya. Yanlış yere girdik. Yine. Sevinçten ne yapacağımızı şaşırdık arkadaşlar. Ne yapacağımı şaşırdım yani daha doğrusu. Bakalım takımımızı ne kadar yukarı çıkaracak Genzo. Şimdi şuradan hemen Genzo'yu çıkaralım. Tabii ki keçe. Yumruğu kullanmayacağız zaten. Ekledim skill ama belki de o yumruklardan birini tekrar çıkarırım. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Çıkarırsak birikmiş görüyorsunuz hep. O yüzden direkt fullledik yani. Şimdi bir de Black Ball kasalım. Sonra da takımımızı kuralım. Bilken tüm Black Ball'larımı Genzo'ya basacağım şimdi arkadaşlar. Öncelikle yeni bir takım kuralım. 5 tane yeşil istiyor değil mi? 5 tane yeşil istiyor. Öncelikle şuraya bir Genzo'muzu alalım. X takıma mı koyayım kendisini, ne yapayım? Tabi karışık oynayacağız tabi artık. Japon dedik. Gel bakayım buraya. Full maviden kurtulacağız sonunda. Bakın şu an 920'ye düşüyor takım. Ama sıkıntı yok, birazdan uçuracağız takımı. 16.787 oluyor keçi. Şimdi bunlardan birini Genzo seçeceğim. Ve sonra Genzo'nun buff'ını aktif hale getirmem gerekecek. Nasıl? 5 tane yeşil koyacağız. 1
2, 3, 4 tane varmış zaten ya. Bir tane yeşil lazım. Kimi koyalım, kimi koyalım? 3, 3, 2, 2'ye mi dönsem? Yoksa şuraya şu Hyuga'yı mı eklesem? Böyle 929k oluyor. Bunu eklesem 929k oluyor. Başka kimi ekleyebilirim? Takashi var. Takashi. Onu bir yedeklere alayım. Yedeklere alalım. Artık Morizaki'yi mecbur çıkaracağız. Bakın şimdi Jito'yu da çıkaracağım. Ve Hyuga'yı buraya koyacağım. ...931k bir karışık Japon elde ettik arkadaşlar. Şunları tabi değiştirebilirim. Şunu aslında almam lazım benim. 3-3-2-2'ye mi dönsem, ne yapsam? Bir de onu deneyeyim arkadaşlar. Japonlara fizik %10 veren. Niye düştü? Yerleri doğru değil çünkü. Şöyle. Şuraya. Buna ortaya Izawa'yı. Takashi'yi buraya. Üçünün de otomatik pas kesmesi oldu. Burada da Ishida'nın otomatik pas kesmesi var. Bu Hyuga'yı şey de bufflayacak. Takashi de bufflayacak. Bir de evet, Aoi'yi alacağım. Izawa'dan dolayı Aoi'nin de otomatik pas kesmesi aktif hale gelebilir. Böyle bir kadro kurduk arkadaşlar şu an için. Ya da Nitta'yı alayım ya. Dayalim duruma göre alırız şeyi, Aoi'yi. Jito'nun yerine de farklı bir şeyler alınabilir. Jito'nun şu an çok fazla bir gereği kalmadı arkadaşlar. Şu an için takımı böyle oluşturdum. 17.366 catch görüyorsunuz. Genzo şu an bu şekilde oldu. Tabii değişiklik yapabilirim, deneyeceğim arkadaşlar. Mavi Fest'teki Stormy'yi buna ekleyebilirim. Ekleyeceğim şeyler var. Bakın 16.742 şutu. Tabii Hidden'lar da olacak. Hidden'lardan da gelecek. Güzel bir takım olacak diye düşünüyorum. Aslında SDF Tusu'yu da şuraya koysam ama Black Ball kasmak lazım. Hemen Genzo'yu S70 yapalım. Hemen Genzo'yu S70 yapalım. Hata verme şimdi ya. Burası mı? Evet arkadaşlar, Genzo'nun skillini fulluyoruz. En azından 70 S70 yapacağız. Elimizde birikenlerle. Hatta S99 yapayım ya. Genzo'cuğumu. Değil mi? S99 yapıyoruz kralı. S99 Genzo. İşte 510 moment. Yatta. Yoşa.
Bence de Yoşa. Genzo harika oldu. Şimdi ana menüye dönelim. Ben şu an için arkadaşlar hani takımı böyle kurdum ama taktiği değiştirip şimdi aklıma geldi. Roberto ve Ovarian'ı alabilirim. Dörtlü defansa dönebilirim tekrar. Onların da buff'ını eklemek için ne kullanıyordum ben? 4-1-3-2 kullanıyordum değil mi şeyde? Hemen bakalım. Blue Solid'de 4-1-3-2 kullanıyordum. Bu da Japon'a fizik 10 veriyordu. Defansa aynı şekilde kursam. Defansa aynı şekilde kursam. 4-1-3-2. 4-1-3-2. Yani 4-1-3-2 de düşünebilirim. 936.501 bu şekilde. Hadi şuraya da öyle bir deneyeyim arkadaşlar. 4-1-3-2. Nereden birine şey yapalım, gereği yok. Time attack rahat falan için koymuşum. Bunu mesela 4-1-3-2 yapalım arkadaşlar. Bu muydu? Evet. Şöyle yapsam. Hemen reset. Şöyle GK, önce kaleciyi belirleyelim. Asya'yı da kaldır. Evet. Genzo gel buraya. Akashi Mazu sen de gel. Defansa geldik. Mavilerden oluşturacağım defansı. Bu böyle. Şöyle. Igawa buraya. O var yanda. Hemen şuradan. Şuradan seçelim. Terianni'yi seçili ya. O var yanında şuraya alalım. DM için. Tabii ki Mitsugi. Yedek DM'ye de Ösen'i şuraya alacağım. Yuga'yı beslesin diye. Bunun buff'ı neydi? Nitta'ya %5 veriyor. Ama seni mi alsam ya? Hemen o orta sahaya geçelim. Şuraya Misaki. Yanlış yere tıkladık. Geri gel. Şuraya Forvet'e Yuga. Tsubasa ve Nitta. Yedeklerde de yedeklere seni alalım. Seni alalım ve tabii ki seni alalım. Buff'ları da verelim bakalım. Genzo. Ve sizler. ...913K'da böyle oldu arkadaşlar.
Yorumlarda bekliyorum önerilerinizi. Daha farklı takımlar da deneyeceğim tabii. Şu an video içerisinde bu ikisini oluşturdum. Şu sanki daha iyi gibi, şura geçilmez gibi yani. Üçünün de otomatik pas kesmesi var. Izawa'nın %100 tabii, diğerlerinin %100 değil. Böyle şimdi olsun kadromuz. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, harika bir video oldu. Yine mükemmel bir video oldu. Transferler, SSR'lar hepsi harika oldu bence. Eğer kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Discord kanalına mutlaka bekliyorum. Orada da Melih arkadaşımız ligler oluşturdu. Orada da hep beraber eğleniriz. Mutlaka bekliyorum arkadaşlar Discord kanalına. Kaptan Tsubasa Dream Team tüm hızıyla devam edecek. Hafta sonu canlı yayın düşünüyorum. Yeni kadromla, yeni genzomla sizlerle oynamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.